Merhabalar arkadaşlar, ben Avukat Ayhan Ömen. Amerika'da turist veya cevap vizesiyle gelip vize statü değişikliği yaparak dil okuluna gitmeyi düşünüyorum. Örneğin ben dil okulunun bahar dönemine kayıt yaptırdım diyelim, sonrasında da yaz döneminde de okula devam etmek istiyorum diyelim. Ben ilk statü değişimini yaptığım zaman okulun bana vereceği I-20 belgesi kaç dönemlik olacak? Acaba her eğitim dönemi için ayrı ayrı I-20 belgesi almam ve statü değişikliği yapmam mı gerekmektedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim bu değerli takipçimize. Eğer sizin Amerika'ya gelmedeki amacınız seyahat değil ya da C1 aslında değil ise ve aslında bu eğitim ise size en büyük tavsiyemiz öncesinde siz aslında Amerikan konsolosluğuna öğrenci vizesi başvurusu yapmanız çok daha ideal olacaktır. Eğer amacınız o noktaya ulaşmaksa ki bu sayede hani yanlış ya da kandırma ya da yalan bir bilgi verme durumunda görülmemeniz için. Dolayısıyla bu şekilde yanaşmanızda fayda olacak. Benim tavsiyem de bu noktada olacak. Eğer siz artık tur vizesiyle Amerika'ya gelmiş ya da C1 vizesiyle gelmişseniz ve daha sonra buradaki statünüz bitmeden de öğrenci statüsüne geçmişseniz o zaman okulunuzdan alacağınız I-20 dönemlik olabilir, senelik olabilir ama dönemlik olarak görmekte fayda var ve dolayısıyla her eğitim dönemi için eğer I-20 süreniz bitiyorsa okulunuz I-20 süreniz bitmeden size yeni bir I-20 veriyor olacak. Bunun için statü değişikliği tekrar yapmayı gerektiren bir durum yok. Önemli olan okulla eğitiminize devam ediyor olmanız ve devam ettiğiniz için de size okulunuzun o dönem ya da süreler neyse o süreler bitmeden yeni I-20 veriyor olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.